Sevgili izleyenler, şimdi sırada BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya'nın BRTV'ye yapılan üst düzey ziyaretler başlıklı köşe yazısını sesli ve görsel efektlerle ekranlarınıza getiriyoruz. İyi seyirler dileriz. BRTV ailesi olarak bir yandan Anadolu Yayın platformu hazırlıklarını yaparken iki günden bu yana da önemli konuklarımızı misafir ediyoruz. Dün Safranbolu ilçemizde kaymakamlık görevine başlayan genç, dinamik ve kısa süre içinde Safranbolu'da önemli çalışmalar yapacağına inandığımız Şaban Arda Yazıcı kaymakamımızı misafir ettik. Safranbolu'nun dünü, bugünü, Safranbolu'ya emeği geçenler, BRTV'nin Safranbolu'ya verdiği özel önemi dile getirdik. Sayın kaymakamımızın Safranbolu ile ilgili çok güzel, heyecan verici düşüncelerini dinledik. Sohbetimiz sırasında Safranbolu'ya emeği geçmiş eski belediye başkanları, hayırsever iş insanları, bürokratlar, STK'lar, hatta Safranbolu'ya büyük emek verip Safranbolu dışında yaşananlar ile özel bir toplantı yapılıp Safranbolu'nun dününün, bugünü ve geleceğinin ele alınacağı bir toplantı önerisinde bulunduk. Sayın Kaymakamımız bu önerimizden son derece mutlu oldu. İlerleyen zaman diliminde böyle bir toplantının çok faydalı olacağını belirtti. Dünya miras kenti olan Safranbolu'muza son derece enerjik, genç, dinamik ve hizmet aşkı ile dolu, samimi, içten bir kaymakamımızın göreve başlamış olması bizleri mutlu etti. Ziyaretimiz üzerine yapmış oldukları iadeyi ziyaret için içtenlikle teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz. Bugün de Sayın Valimiz Fuat Gürel, Karabük İl Emniyet Müdürümüz Kadir Yırtar ile İl Jandarma Komutanımız Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Basın Müdürü kardeşimiz Bilal Yatmaz, BRTV ailemizi ziyaret ettiler. Sayın Valimiz ve beraberindekilerin ziyareti sırasında ilimizin ve ilçelerimizin birçok sorunu gündeme geldi. Bölgenin bir yayıncı kuruluşu olarak bizler düşüncelerimizi dile getirdik. Sayın Valimiz dikkatle dinlediler. İlimize yapılan ve yapılmakta olan hizmetler, Karabük Yenice Karayolu'nun duble yol olması, çevre yolu, Eski Pazar Organize Sanayi Bölgesi gibi konulardaki projeleri konuştuk. Sayın Valimiz ve beraberindeki heyete, BRTV ekranları üzerinden oluşturulacak Anadolu Yayın Platformu projesi ile ilgili gelişmeler hakkında bilgiler sunduk. Batı Karadeniz bölgesinin tek TürkSat uydu kanalı olan BRTV'nin Anadolu açılımı Sayın Valimizi son derece mutlu etti ve bu konu ile ilgili bizi motive edecek güzel sözler söyledi. BRTV ailemiz için bu güzel sözler moral oldu. Görüşmemiz sırasında ilimizde hiç yaşanmaması gereken bazı üzücü olayları ile ilgili somut örnekler ile Sayın Valimizi, Emniyet Müdürümüz ve Jandarma Komutanımızı bilgilendirdik. BRTV'ye yaz ayları boyunca gelen özellikle köy düğünlerinde silah atılması ile ilgili şikayetleri kendilerine ilettik. Bu konuda halkımızı duyarlı olmaya ve yasalara uymaya çağıran çalışmalar yapılması konusunda karşılıklı görüşlerimiz oldu. Sayın Valimizin yaklaşık 4 yıldan bu yana ilimizin sorunlarına son derece vakıf olduğunu, çözümü için hükümet ile birlikte ciddi çabalar harcandığını, ilimizdeki muhalefet partileri ile de uyumlu bir diyalog içinde olunduğunu görmekten son derece mutlu olduk. Ziyaretleri ve BRTV ile Karabük basınına duydukları yakın ilgi için Sayın Valimize içtenlikle teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz Cuma günü Zonguldak'ta yapılan bir toplantı için bölgemize gelen Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ve yönetim kurulundan birbirinden değerli gazeteciler pazar günü Safranbolu'da misafirimiz oldu. Basın Konseyi Başkanı Sayın Türenç ve yönetimini Safranbolu girişinde haber sunucumuz Nagihan Tokgöz ve kameramanımız Ali Çetinkaya ile birlikte bir buket çiçek ile karşıladık. Geçtiğimiz aylarda eşi rahmetli Tufan Türenç'i kaybeden Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'in eşinin vefatından sonraki ilk Anadolu ziyareti olan bölgemizden son derece olumlu izlenimlerle ayrıldığını öğrenmek bizi mutlu etti. Başkan Türenç ve beraberindekileri önce Hıdırlık Tepesi'nde Safranbolu'nun tarihi ile ilgili belediye görevlisi Coşkun kardeşimiz tarafından bilgiler sunuldu. Heyet ardından Tarihi Çarşı bölgesinde kısa bir gezinti yaptıktan sonra Aslanlar Belediye Sosyal Tesislerinde Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve Safranbolu Kültür Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar ile bir araya geldi.
Safranbolu üzerine yapılan keyifli bir sohbet ve Safranbolu'nun önümüzdeki dönemde tanıtımına katkı sağlayabilecek neler yapılabileceğinin konuşulduğu keyifli sohbetin ardından misafirlerimizi İstanbul'a yolcu ettik. Bu arada Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç hanımefendinin yakamıza Basın Konseyi rozetini takması da bizi onurlandırdı, mutlu etti. Kendilerine böylesine önemli bir basın kuruluşunun amblemini bizzat kendi elleriyle taktıkları için içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu ziyaret sırasında 40 yıl önce Marmara Basın Yayı'nda birlikte aynı sınıfta okuduğumuz çok değerli dostum gazeteci yazar Doğan Satmış ile Hürriyet Haber Ajansı'nda uzun yıllar Karabük muhabirliğini yaptığım o dönemin üst düzey yöneticisi Mustafa Eşmen'in de yer alması bizim için ayrı bir mutluluk oldu.